Arkadaşlar selamünaleyküm. Malumunuz bazı namaz vakitlerinde namazı kıldıran imam Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi sesli okurken bazı vakitlerde ise içinden okuyor. Şöyle ki namazlarda kıraatin öğle ve ikindi vakitlerinde gizli, akşam, yatsı ve sabah vakitlerinde ise sesli okunmasının sebep ve hikmeti nedir? İlave olarak bütün farz namazların 3 ve 4. rekatlarında kıraati sessiz okumamızın sebep ve hikmetini bu videomda sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak videomuza geçmeden önce bu gibi faydalı videoların devamı ve bizlere destek olmak adına lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Öncelikle öğle ve ikindi namazları tek başına da kılınsa, cemaatle de kılınsa kıraatin gizli yapılması vaciptir. Tek başına kılan kimse veya namazı kıldıran imam kendi işiteceği kadar bir ses çıkararak kıraati okur. Gündüz kılınan nafile namazlarda da gizli okumak aynı şekilde vaciptir. Cemaatle kılınan sabah, cuma, bayram, teravih ve vitir namazlarının bütün rekatlarında, akşam ve yatsı namazlarının ilk iki rekatında kıraati cehri yapmak yani sesli okumak vaciptir. Akşam namazının üçüncü rekatında, yatsı namazının da son iki rekatında gizli okumak vaciptir. Ancak tek başına sabah, akşam ve yatsı namazını kılan kimse isterse kıraati sesli yapar, dilerse gizli olarak okur. Çünkü o vakitler kıraati sesli okuma vakitleridir. Bilindiği gibi Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu hükümlerin bir bölümü akılla izah edilebilen, hikmeti anlaşılabilen kısımdandır. Bir kısmı da teslimiyeti gerektiren ve akılla izahı mümkün olmayıp neden ve niçin aranmayanlar cümlesindendir. Yani kısaca emirler ya talilidir, sebep ve hikmetleri araştırılabilir ya da taabbudidir, neden ve niçin aranmaz. Bu kıraat şekillerinin gündüz namazlarında gizli, gece namazlarında, cuma ve bayram namazlarında açıktan okunmasının hikmeti de tefsirlerimizde şöyle anlatılmaktadır. Dikkat edilirse gündüz kılınan öğle ve ikindi namazlarının bütün rekatlarında gizli okuma, gece namazlarında ise sesli okuma vardır. Bu açıdan bakıldığı zaman konunun gece ve gündüzde de bir alakasının olduğu düşünülebilir. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalatu vesselam İslam'a davetin ilk yıllarında tebliğ vazifesini gizli olarak yapıyordu. Sahabilere namaz kıldırdığı zaman da kıraatte sesini yükseltir, namazları cehri kıldırırdı. Müşrikler peygamberimizin sesli kıraatini duyunca şiirlerle ve uydurdukları sözlerle karıştırmaya başladılar. Peygamberimize de hakaret ederek işi alay etmeye kadar vardırdılar. Müşriklerin bu çirkin hareketine meydan verilmemesi ve Müslümanların eziyetlere maruz kalmamaları için bir ayeti kerime nazil oldu. Namazda sesini ne çok yükselt ne de fazla kıs. İkisi ortasında bir yol tut. Ayette müşriklerin duymalarına mani olmak için Peygamberimizden sesini yükseltmemesi isteniyordu. Bundan sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam öğle ve ikindi namazlarında müşriklerin eziyetiyle muhatap olmamak için kıraati gizli yaptı. Akşam namazı ise onların yemek saati, yatsı ve sabah da uyku saatleri olduğundan bu namazlardaki kıraati açıktan yaptı. Cuma ve bayram namazları da zaten hicretten sonra farz ve vacip kılındığından, müşriklerin de bir zararı olmayacağından kıraatler cehri oldu. Ancak Mekke müşriklerinin ilk Müslümanlara neler ettiklerinin bilinmesi için durum kıyamete kadar yaşayacak insanların ibretine sunulmuş, gündüz namazlarında gizli okunması emri bu hikmetle devam ettirilmiştir. Elbette başka hikmetleri de vardır. Ancak müşriklerin ilk Müslümanlara yaptıklarını hatırlamak bakımından bundaki ibretler akla ilk gelendir. Konuyu şöyle değerlendirmek de mümkündür. Namaz kılmak, imandan sonra gelen en büyük kulluk vazifesidir. Beş vakit namazın her birisinin ayrı bir zaman dilimine tahsis edilmesi, Allah'ın o vakitlerdeki tasarruflarına, yarattığı nimetlerine bakar. O halde namazın bütün kainata, cinlere ve meleklere bakan yönü de vardır. Gündüz bütün kainat, bütün varlıklar, insanların gözü önünde, lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile yaptıkları ibadetleri söz konusudur. Böyle büyük bir cemaatin içinde olduğunu düşünen kişi, kendi kulluğunu çok küçük görür ve adeta utancından bu ibadetini gizlemeye çalışır. Gündüz namazlarındaki sessizlik bu hali simgelemektedir.
Gece ise insanın kendi zihnine göre her şey istirahate çekilmiş, adeta uykuya dalmış ve sessiz sedasız bir hal almıştır. Bu durumda sessizliği ibadet neşvesiyle bozmak, her tarafı zikir meclisine çevirmek için sesli okumak çok münasip düşmektedir. Bu neşe yukarıda belirtildiği üzere daha sonra yerini kulluk şuuruna bıraktığı için ilk iki rekattan sonra yerini tekrar gizli okuyuşa yani sessizliğe bırakır. Son iki rekatın sessiz okunmasının bir hikmeti de budur. Arkadaşlar, bu iki namazın sessiz kılınmasının asıl delili Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam sünnetidir. Zira Resulullah aleyhisselam namazlarını bu şekilde kılmıştır. Allah-u Teala da Peygamberimizi bizlere bir örnek tayin etmiştir. Peygamberimiz aleyhisselam, "Ben nasıl namaz kılıyorsam öyle namaz kılın" diye buyurduğundan biz de namazlarımızı onun gibi kılıyoruz. Son olarak yine vurgulamamız gerekir ki, böyle işlerde asıl delil ilahi emirlerin karşısında teslim olmaktır. Yoksa İslami vazife ve görevlerde böyle akla takılan sorular karşımıza çok fazla çıkar. Bizleri takip eden kardeşlerimiz de bilir ki, elimizden geldiği kadar dinimizin emrettiği ibadet ve vazifelerin hikmet boyutlarını videolarımda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Destek olmak adına kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun.